Evet değerli izleyenler, ulusal özel programıyla karşınızdayız. Şu anda Niğde'deyiz. Niğde'de Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen golbol turnuvalarını sizlere aktaracağız. Yanımızda golbol Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Ahmet Durgun hocamız var. Kendisi bize golbol hakkında bilgiler verecek. Onun dışında federasyondan yetkililerle görüşeceğiz. GESFET, Görme Engelliler Federasyonu ne gibi faaliyetler yapıyor? Türkiye'de GESFET ne durumda? Spor anlamında ülkemizi nasıl temsil ediyor? Sporcularımız paralimpik olimpiyatlardalar şu anda. Olimpiyatlarda ne durumda? Ne gibi başarılar elde ettik? Geçmişteki başarılarımız neler? Hepsini konuşacağız. Şimdi Ahmet hocamızla genel itibariyle golbol üzerine sohbet edeceğiz. Golbolde ne yapılıyor, nasıl başlamış, hepsini Ahmet hocamız bize anlatacak. Merhabalar. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Durgun. İzmir Görme Engelliler, Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim. Uzun yıllardır İzmir'de beden eğitimi öğretmeni olarak yine Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda çalışıyorum. 2000 yılında federasyon kuruldu. İlk günden beri de federasyon çatısı altında. İlk başta da milli takım antrenörü olarak, sonra da Merkez Hakem Kurulu üyeliğimi başkanlığına devam ettiriyorum. Ne zamandır Merkez Hakem Kurulu başkanısınız hocam? Değişik dönemlerde oldu. Bir dönem yine Görme Engelli Spor Federasyonu Futsal Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'ydı. Bu son dönem yine golbolun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı. Yine ondan önce Merkez Hakem Kurullarındaydım. Devamlı yani, merkez kurumlarında. Yani Görme Engelliler Federasyonu'na ait branşların birçoğuna hakimsiniz. Özellikle futsal, futbol B1 futbol, futsal B2-3 ve golbol üzerine. Zaten biz Türkiye'de ilk uluslararası seminerlere katılanlardan bir iki taneden bir öğretmenim. 91 yılında ilk uluslararası seminerimizi aldık. Federasyon kurulana kadar sen okullarımızda özellikle atletizm, golbol ve kendi okulumuzda yüzme üzerinde, görme engeller üzerinde çalışmalarımız oldu. Federasyon kurulduğu 2000 yılından itibaren de bu bilgilerimizi, uğraşlarımızı federasyon çatısı altında hakem olarak devam ettirdik. Çok sağ olun hocam. Peki hocam, şimdi biraz golbolü tanıyalım. Nasıl oynanıyor? Kaç kişiyle oynanıyor? Kuralları nasıl? Nereye bağlı? Federasyon nasıl bunları belirliyor? Dünyada bir merkezi federasyonu varsa bunları bize anlatır mısınız izleyicilerimize? Evet. Golbolün çıkış tarihi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görme yetilerini yitiren askerlerin rehabilitasyon amacıyla ilk başlamış. Daha sonra spor amaçlı oyunlar halinde dünyada birkaç ülkede oynanmaya başlamış. İlk defa 1976 yılında Montreal Olimpiyatlarında spor branşı olarak yarışmalara katılmış ve tarihten itibaren de her paralimpik yarışmalarında golbol yarışmaları, olimpiyatlara katılmakta. Yine aynı zamanda dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları bulunmakta. Ülkemizde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu çatısı altında yarışmalar düzenlenmekte. Biz de federasyon olarak da dünyada IPSA dediğimiz, yani Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlıyız. Bu çatı altında yarışmalarımız devam ettiriyoruz. Peki hocam, biraz da izleyicilerimize oyun hakkında bilgi verelim. Nasıl oynanıyor? Ne gibi özellikler var? Topu değişik görünüyor. Zilli bir top var zannediyorum ki. O ne amaçlanıyor zilli topla? Bunları biraz anlatırsanız izleyicilerimize. Golbol oyunu görme yetilerini yitiren sporcular arasında yine özel klavakasyon göz derecelendirmesiyle B1, B2, B3 dediğimiz bu derecelerden olan sporcular üzerinde oynanıyor. Gören kişiler oynayamıyor. Toplarımız zilli dediğimiz, içinde hava olmayan, yuvarlak, üzerinde 8 tane 1 santim çapında delikleri olan ve içindeki çıngırakların topun yuvarlanmasıyla dışarıya ses çıkarmasıyla, sesin de sporcuların tarafından duyulup ona göre hamle yapmasıyla oynanıyor. Topun ağırlığı 1 kürü 250 gram. Bu bayanlarda da erkeklerde de aynı top ağırlığı kullanılıyor. Oyun süremiz 12'şer dakikadan 2 devre halinde oynanıyor. Top dışarı çıktığı zaman duruyor. Devre aramız 3 dakika. Golbol oyundaki oyuncu sayısı 3 asil 3 yedek olarak değerlendiriliyor ve 3 asil oyuncu gözleri maskeli bir şekilde oynaması gerekiyor. Maskeninden hariç ayrıyetten bütün oyuncuların eşit seviyede görme yetileri sıfır olmasını özen göstererek
göz petleri ve plasterlerle bağlıyoruz ve üstüne de maske takıyoruz. Burada amaç oyuncuların görme dereceleri farklı. Bunu eşitlemek. Eşitlemek amacıyla kullanılıyor. Ve oyun süresi içerisinde hakemden izinsiz kesinlikle ellememesi, dokunmaması gerekiyor. Böyle uygulayan sporcular olursa, hakem fark ederse penaltı cezasıyla cezalandırılıyor. Oyunda 3 oyuncu bulunuyor. Penaltı cezasında sahada bir oyuncu kalıyor. Yine 4 tane takımların mola hakkı, 4 tane oyuncu değiştirme hakları bulunmakta. Yine oyun içerisinde topun yüksekten atılmaması, yine topun karşı sporculara zarar vermemesi için belli kuralları var. Bu kuralları dışına çıkanlar takım yine penaltı ile cezalandırılıyor. Oyunun sessizlik içerisinde özellikle oynanmasına dikkat ediliyor. Özellikle tribünlerin ve bench'teki oturanların. Oyun oynandığı sırada bench'ten herhangi bir yine ses, gürültü ve uyarı geldiği zaman hakem yine onu penaltı cezasıyla cezalandırıyor. Elle oynanan bir oyun gördüğümüz kadarıyla. Sahada dikdörtgen gördüğümüz kadarıyla hocam. Burada dikdörtgen sahada kısa kenarlar, kale ve elleriyle birlikte sporcular birbirlerine gol atmaya çalışıyorlar değil mi? Sağ ölçülerini vereyim. Sağ 9 metreye 18 metre. Yani voleybol sağ ölçüleri ölçüsünde. Kalenin yüksekliği 1.30. Sağ 6 bölüme ayrılıyor. Oyuncuların bulunduğu bölüm 3 metrelik ilk bölüm oryantasyon alanı diye geçiliyor. Diğer 3 metrelik ara bölüm ve orta bölüm olarak geçiliyor. Bu çizgiler, özellikle onu belirteyim, yerdeki çizgiler bantların altında ip geçiriliyor ve bu sporcuların bu bantların altındaki iplerle yönlerini bulmaları daha kolay oluyor. Yani hissiyatları geliştikleri için o ipleri elleyerek aslında nerede konumlandıklarını görüyorlar. Bir de yerde oynanıyor herhalde daha çok ağırlıklı olarak. İşte biraz önce söylediğim, topun havadan atılmaması gerekiyor. Yerden topun ağırlıklı gitmesi gerekiyor. Bunun için de sporcular top geldiği zaman yere yan olarak sağa ve sola topun sesine göre uzanıyorlar. Kollarını da uzatarak topun geçmesini, kaleye girmesini engellemeye çalışıyorlar. Peki hocam, yani son olarak şunu sorayım. Burada ne amaçlanmış? Evet, başlarken savaşta gazilerin rehabilitasyonu motive olması amaçlanmış. Hani biz burada Türkiye'de ne amaçlıyoruz? Sporcular yetiştirirken önemli de başarılar elde ettik bildiğimiz kadarıyla. Sporcular nasıl motive oluyor? Yani hayata bağlanıyor diyebilir miyiz golbolle? Kesinlikle hayata bağlanıyorlar. İlk önce tabii bu federasyon kurulduktan sonra biz bu golbolu geliştirirken rehabilitasyon amaçlı ağırlıklı yaymaya çalıştık ama sonraları tabii bu artık ciddi bir şekilde spor olarak gündeme gelmeye başladı ve artık ülkemizde de ve dünyada da ileri seviyelere gelmeye başladı golbol. Özellikle Avrupa şampiyonları, olimpiyatlara, şimdi 2021 paralimpiklere hem bayan takımımız hem erkek takımımız geliyor. Ağırlıklı olarak tabii sporcular artık büyük bir heyecan, büyük bir zevkle rehabilitasyonun yanı sıra sporu özümleyerek, sporu işlerine alarak, o duyguları yaşayarak, kaybetme, kazanma, heyecan, her şeyi yaşayarak artık sporun en şeyine kadar özümseyerek yaşıyorlar. Peki hakemlik nasıl oluyor hocam? Yani siz Merkez Hakem Kurulu Başkanısınız. Hakemler ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Sahada yaşanılan sıkıntılar var mı? Zor mu hakemlik? Evet. Hakemlik, tabii her hakemlik zor. Burada çok bir özen ve dikkat göstermek gerekiyor. Bizim müsabakalarda 10 tane hakem olması gerekiyor maçı yönetebilmesi için. 2 tane maçı yöneten hakemimiz var. Top dışarı çıktığı zaman hemen topu alıp sporcuya vermesi gereken 4 tane kale hakemimiz var. Yavaşlamasın diye. 2 tane 10 saniye hakemimiz var. Bu 10 saniye yine sporcular topa sahip olduktan sonra ve 10 saniye içerisinde topu kullanmaları gerekiyor. Yarı sahayı terk etmesi için. Bunun içinde de hakemler o zaman tutuyor, 2 tane hakem her takımı ayrı ayrı. Aksi durumda penaltı cezalandırılıyor çünkü. 2 tane işte 10 saniye hakemimiz var. Yazı hakemimiz ve mas hakemlerimiz olmak üzere bir maçta 10 tane hakemimiz var. Tabii hakemlerin diğer hakemlerde de olduğu gibi sıkıntıları var. Yani özellikle ücret konusunda sabit bir ücret var. Bizim federasyonunda promosyon gibi, sponsorluk gibi bir ekstra gelir olmadığı için normal devletin verdiği şeyleri ödediğinden dolayı onunla ilgili sıkıntı vardır. Devletin verdiği normal ücret ödediği için normal sıkıntıları yaşıyoruz. Maçlarımız çok yoğun geçiyor. Günde 10 maç yapıyoruz. 10 maçta da hemen görev buluyor hakemlerimiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, yanımızda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın İrfan Çetinkuş bulunuyor. İrfan hocamız bize
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun neler yaptığını, ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu, ne gibi başarıları olduğunu, hangi branşları altında bulundurduğunu ve önümüzde de Paralimpik Olimpiyatları var. Bizim de milli takımlarımız, sporcularımız yarışacak Paralimpik Olimpiyatlarında. Hangi alanlarda yarışacağımızı, iddialı mıyız, değil miyiz, sporcularımız bu sürece nasıl hazırlandı, bunları konuşacağız İrfan hocamızla da. Hemen bir İrfan hocamızı tanıyarak başlayalım programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkçe öğretmeniyim. Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda 2019 yılından itibaren görev almaya başladım. Tabii ki bunun öncesinde bir spor hayatımız vardı. Yine Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda bağlı Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nün futsal ve halter branşlarında milli formayı giyen sporcusuyduk. Onun belli akabinde, hocam fiziğinizden de zaten. Onun akabinde kulüp başkanlığı görevinde bulunduk ve sonrasında da 2019 yılında yönetim kurulundan ayrılan arkadaşların yerine yedek üyelikten asıl üyeliğe geçtik ve o gündür bugündür de federasyonumuzun branşlar üzerinde başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne mutlu. Bizlere o zaman sizin gibi cefakar ve sporun içinden gelmiş hocalarımız federasyonumuzun başında diyebiliriz. Peki hocam siz nasıl Görme Engelliler Federasyonu'nda bir sporcu olarak öncelikle nasıl başladınız? Yani neler oldu, neler yaşandı hayatınızda? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii ki sporcu olabilmek için %40 ve üzerinde görme engelli olmanız gerekiyor. Biz hayata görme engelli olarak başladık. Küçük yaşta genetikten gelen bir katarak artı geçirdiğimiz bir oyun kazası sonunda görme engelliydim. Körler Okulu'nda okudum. Akabinde lise, üniversite derken tabii ki öğretmenlik. Öğretmen olduğumuz dönemlerde de bütün engel gruplarını kapsayan bir Engelliler Spor Federasyonu ilk önce kurulmuştu. Onun akabinde de 4 engel grubu da kendi federasyonlarını kurdu. 2000 yılında da Görme Engelliler Spor Federasyonu kurulmuş oldu. Bizler de o süreçte bulunduğumuz şehirlerde örgütlenmeye çalışarak federasyona bağlı kulüplerimizi kurduk ve federasyonun faaliyetlerine katılmaya başladık. Sizin dereceleriniz var mı hocam bireysel olarak? Tabii ki benim halter branşımda 2006 yılında Çek Cumhuriyeti'nde Avrupa ikincisi, 2007 yılında da Brezilya'da dünya oyunlarında dünya üçüncülüğüm var. Federasyonumuz 21 yıldır faal, aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Hangi branşları kapsıyor? Görme engellilere ne gibi imkanlar sunuyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi federasyonumuzun branşlarını iki ana grupta toplayabiliriz. Takım branşları ve ferdi branşlar. Takım branşlarında erkekler ve kadınlar golbol liglerimiz var. Bunun yanı sıra seyir zevki de çok yüksek olan B1 futbolumuz var. Hiç görmeyen futbol olarak adlandırdığımız ki deplasmanla ligi de mevcuttur. Az görenlerin oynadığı salon futsalımız. B2, B3 adını verdiğimiz, yani ikisi az gören, ikisi ondan daha fazla gören oyuncudan oluşan, 4 kişiden oluşan futsal takımlarının olduğu branşlarımız var. Ferdi branşlarda halter, atletizm, satranç ve yüzme branşlarında federasyonumuz faal olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Federasyonumuza bağlı kaç lisanslı sporcumuz var hocam? Federasyonumuza bağlı lisanslı sporcu sayımız 3050-3060 civarında erkek, 900 civarında da kadın sporcumuz var. Yani takriben 3900 civarında bir sporcu sayısına mevcudu şu anda. Peki benim dikkatimi çekti de hocam siz söylerken, yani kadınlarda daha mı az görme engeli var, yoksa hani yönelim mi daha az, öyle sorayım. Dünya nüfusunu ya da Türkiye nüfusunun kadın erkek oranına baktığımızda da rakamlar birbirine yakınken belli alanlarda erkek sayısının hep fazla olduğunu görüyoruz. Burada da yine aynı, kadın sporcularımıza fazla erişemiyor kulüplerimiz. Evet. Bu da toplumun yaşam şartları, yaşam anlayışıyla birebir örtüşebiliyor. Yani ataerkil yapıdan. Aynen. Ataerkil yapıyı biz burada da görebiliyoruz. Evet, maalesef ki. Peki hocam, 21 yıldır aktif bir şekilde faaliyetlerini yürüten federasyon birçok başarılara imza attı. Şu anda da olimpiyatlar başladı, Paralimpik Olimpiyatları için. Zannediyorum ki yarın sporcularımız yola çıkacaklar. Öncelikle başarılarımızı bir konuşalım hocam. Neler başardık bugüne kadar ve olimpiyatlardan beklentimizi ardına konuşalım. Şimdi 2000 yılında kurulan federasyonumuzun ilk başarısı 2012 yılında geldi. Bu da erkek golbol takımımız 2012'de İngiltere'de
Paralimpik üçüncüsü oldu. Judo branşında da Nazan diye bir sporcumuz kendi kategorisinde paralimpik ikincisi oldu. Yani gümüş madalya kazandı. Bizim ilk madalyalarımızı hem takım branşında golbolcülerimiz, ferdi branşta da judocu bir sporcumuz elde etti. Tabii bunu artırmak gerekiyordu. Bu başarıyı daha da yukarılara çıkartmak gerekiyordu. Bu doğrultuda çalışmalara daha da hız verildi ve bir sonraki 2016'da Çin'de düzenlenen paralimpiklerde en büyük başarıyı elde ettik. Bayan golbol takımımız olimpiyat şampiyonu oldu. Bu Türk spor tarihinde takım sporunda alınan ilk altın madalya olması açısından çok önemliydi. Evet değerli izleyenler, şu an arkamızda maç başladığı için programımızı biraz daha sessiz devam etmek zorundayız. Çünkü golbolde az önce hocalarımızın da anlattığı üzere sessizlik çok önemli. Ellerinde 1 kilo 250 gramlık bir zilli top var ve bu topu birbirlerine atmaya çalışıyorlar. Atarken de zilin çıkardığı seslerle yönlerini bulmaya çalışıyor oyuncular. O yüzden biz de şu andan itibaren programımızda sessiz olmaya özen göstereceğiz. Bu noktada şu akıllara geliyor aslında, birçok izleyicimiz golbolü dahi bilmiyorken bizim bir olimpiyat şampiyonu, bir de olimpiyat üçüncüsü takımımız mevcut. Onun dışında olimpiyatlarda da birçok başarı elde etmişiz. Aynı zamanda Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak. Yani bu noktada bizler hani bu programlarımızla, işte yapacağımız haberlerle hani sizlerin yanında bir basın mensubu olarak durmaya çalışıyoruz tabii şu anda da. Bunları da kamuoyuna daha fazla dile getirmeye çalışacağız önümüzdeki süreçlerde de. Ama yani sizin bir duyulmadığı yönünde bir yakıncanız var mı? Basın hiçbir şekilde yeterli değil. Çünkü bu başarılar hiçbir kanalda neredeyse yer bulmuyor. Bunun içinde bizlerin bu branşları kamuoyuna tanıtma fırsatımız maalesef olmuyor. Bunun zorluğunu da kulüpler altyapılarında çok çekiyorlar. Bir kurumun salonunu kullanmak istediklerinde, işte biz şöyle bir branşı çalışacağız dediklerinde bile birçok insan bunu bilmiyor. Hatta bununla ilgili YouTuber'lar çalışma da yapmışlar, videolar çekmişler. İşte 50-60 kişiye sormuşlar golbol nedir biliyor musunuz diye. Sadece ben iki kişinin cevap verebildiğini, birinin yarım yamalak, birinin de çok net bir şekilde cevap verdiğini biliyorum. Gerçekten halk bilmiyor. Sadece golbol de değil aslında, futsal, diğer branşlar, paralimpikte elde edilen başarılar, bunlar da duyulmuyor. Yani ben bir basın mensubu olarak söylüyorum bunu. Maalesef ya, bu da ülkenin herhalde bir acı gerçeği. Yani hani bütün branşlarda diğer federasyonların faaliyetleri duyuluyor mu? Bence o bile duyulmuyor. Yani ben kendi şehrimde atıyorum bir karate müsabakasına gidiyorum ya da buna benzer bir amatör maça gidiyorum. Salonda aileler, çevresi, sporcuların çevresi, onun dışında kimse yok. Bizim müsabakalarımızda da bu şekilde. Burada yerel yönetimleri ve o şehirdeki basına çok iş düşüyor. Yani yapılacak faaliyetlerin duyurulması, insanların ilgisini çekecek hale getirilmesi. Ki şöyle düşünün, bir yerel televizyon kanalı 7/24 yayın yapıyor. Yayınlarının inanın 15-16 saati boş yayın, gelip burada mesela şu maçlar yayınlanabilir. Evet. Çok da zor olmasa gerek. Bunu insanlara göstermek lazım. Yoksa hiçbir şekilde tanıtamıyorsunuz. Tanıtamayınca destek bulamıyorsunuz. Kulüplerin gerçekten gönüllü insanlara ihtiyacı var. Gönüllü insanlar olacak ki onların içinden heveslenenler gelip işte antrenörlük yapacak, kalecilik yapacak. Çünkü bu sporcular da zaten bu işi gönüllü yapıyorlar. Türkiye'de futbola, işte basketbol, futbol, voleybol, buralarda aslında hem destekler anlamında belli, hem de duyurulması anlamında belli bir noktaya gelindi. Ama bazı branşlarda, özellikle işte engelli branşlarında bu noktada bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani başarılara rağmen endüstriyelleşen bir spor branşları var. Bir yerde de gerçek başarıların olduğu branşlar var ama bunlar gündeme gelmiyor. Çünkü endüstriyelleşmemiş, tamamen gönüllülük esasıyla ilerleyen branşlar. Kesinlikle. Ya şimdi sokağa çıktığımızda bu branşları kağıda yazsak, hangisini biliyorsunuz desek,
en çok sanırım görmeyen futbolunu biliyoruz diyeceklerdir. Sebebi de şu, TRT'nin buna imkan vermesi. En azından haftada bir, iki haftada bir falan deplasman ligde bir maçın yayınını yapması, o bile inanın insanlarda bir farkındalık oluşturuyor. Onun için bizim kendimizi, bizim en büyük sıkıntımız kendimizi tanıtamamak. Tanıtmak istediğimizde de bunun yer bulacağı bir mecrayı oluşturamamamız. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun en büyük sorunlarından bir tanesini koymuş olduk şu anda. İzleyicilerimiz de bunu duymuş oldular. Ya şöyle bir örnek vereyim. 2016 yılı B1 futbol takımı Avrupa şampiyonu ama bunu kimse bilmiyor. 2018'de yanılmıyorsam ampute milli takımımız da Avrupa şampiyonu oldu ama onu 40 bin kişi izledi. Evet. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu kendi milli takımımızın başarısızlığını onunla örtmek istediği için çok güzel reklam yaptı. Demek ki bu işlerin başı reklammış. Ben bunu anlıyorum. Öyle tabii. PR, reklam. Bu her şeyde o devreye giriyor maalesef ki. Tüm dünyada, tüm branşlarda devreye giriyor. Önümüzde bir olimpiyatlar var. Geçmişte başarılarımız var. Bu olimpiyatlara sporcularımız nasıl hazırlandı? Hangi branşlarda sporcular gönderiyoruz ve neler bekliyoruz sporcularımızdan? Biraz bunları konuşalım. Evet, maalesef biliyor hepimizin de malumu 2019'un sonunda 2020 başlarındaki pandemi ilk etapta bizim milli takımlarımızı da vurdu. Ama 2020 Ağustos'undan itibaren biz hem kadın golbol takımımız hem de erkek golbol takımımız, iki takımımız olimpiyatlara hazırlanıyor. Onlara olabildiğince kamplar yaparak çalışmalarımızı tamamladık. 10 Ağustos 2021 golbol takımlarımız Japonya'ya hareket ediyorlar. İki takımla katılıyoruz. Bunun yanı sıra ferdi branşlarda da atletlerimiz var, judocularımız var. Toplam 22 sporcuyla biz olimpiyatlara hazırız. Biraz da şeylerden bahsedelim, takımlardan bahsedelim. Yani bu takımlar nasıl hazırlanıyorlar? Bu sürece siz fedakarlık gerektiğini az önce belirttiniz. Yani birçok takım yerel yönetimlerden destek almasa muhtemelen bu müsabakalara gelemeyecekler dahi. Bir ödenekleri yok çünkü bir sponsorluk durumları çok olmuyor. Yani bu noktalarda ne gibi sıkıntılar yaşanılıyor? Federasyon bu noktalarda neler yapabiliyor? Ne gibi imkanları var? Biraz bunları da konuşalım hocam. Federasyona Gençlik Spor Bakanlığı'nın belli alanda işte Spor Toto Teşkilatı'nın ayırdığı bütçeler var. Bu bütçeler doğrultusunda federasyon bütün faaliyetlerini sürdürüyor. Ve bu bütçe çerçevesinde de harca sistemiyle, amatör sporlardaki harca sistemiyle kulüplere ya katıldıkları faaliyetlerdeki durumlarına göre işte ferdi branşlarda ilk üçe girenlere ya da koyulan kota barajlarını geçen sporculara ve idarecilerine harcamalarını verebiliyor. Ama bu yeterli mi? Hayır, kesinlikle yeterli değil. Çünkü federasyonun kulüplere yaptığı ödeme sadece onların faaliyete, yani düzen, mesela şu anda Niğde'deyiz. Kadınlar 2, erkekler 3 ve 4. ligin müsabakalarını yapıyoruz. Bizim onlara burada yaptığımız ödeme onların buradaki faaliyetlerini karşılıyor sadece. Karşılıyorsa da o da. Yani o bile meçhul diyorsunuz. Peki bir hazırlık süreci de var aslında. Yani buralarda da sporcular yeterince hazırlanabiliyor mu? Yani para sıkıntısı illaki vardır sporcularımızda, kulüplerimizde. Buralarda ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Ya para sıkıntısı elbette var. Hani bunu bir şekilde çözüyorlar ki buralara gelebiliyorlar zor şartlarda, ama en büyük sıkıntı antrenman sıkıntısı. Şöyle aramızı açtığımızda da gördüğünüzde bizim normal bir spor salonuna kurduğumuz bu sistem var. Bu sistemin kurulup sökülmesi o kadar kolay bir şey değil. Sahanın çizgilerinin gerçek anlamda oluşturulması. Bu anlamda şehirlerimizde engellilere hitap eden küçük çaplı tesislerin olması çok önemli. Yani buradan da aslında yerel yönetimlere düşen de bir görev var, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle bunun yapılması lazım ki bu çocuklar rahat bir şekilde antrenmanlarını gerçekleştirebilip kendilerini geliştirsinler, takımlarını geliştirsinler ve milli takım bünyesine katılabilsinler. Yoksa durup dururken yani 3-5 antrenman yapmakla ne kendinizi geliştirebilirsiniz ne ülkenizi milli takım bazında başarıya götürebilirsiniz. Sadece katılımcı olmaktan
ileriye gidemezsiniz. Ben de sporcuyum. Aynı zamanda antrenörlük de yapıyorum. Bir golbol hakemim. Yani sporla aşırı neşirim. Çok küçük yaşta başladım. Yani biz de bu noktalarda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu her branşta var aslında. Amatör sporların birçoğunda var. Herhalde sadece futbolda veya basketbolda yoktur diyebiliriz Türkiye için. Türkiye'de antrenörlerimiz nasıl, donanımlarını nasıl sağlıyorlar? Yurt dışında eğitimler alınıyor mu? Yani bu noktadan ne durumdayız? Milli takımımız nasıl çalışıyor? Milli takımlarımız daha doğrusu nasıl çalışıyor? Biraz bunlardan da bahsedelim. Daha önceden antrenörlerimizin bütün eğitimlerini biz federasyon olarak veriyorduk. Önce temel eğitim, daha sonra uygulamalı eğitim şeklinde iki aşamalı eğitimden geçen antrenörler birinci kademe belgesini alıyordu. Yani bir de çok bir ayrıntıyı belirtmek lazım. Yani mesela hani bir dövüş branşıyla uğraşıyorsun, judo ile uğraşan bir insan. Tabii normal judo biliyor olabilir ama bunu bir görme engelli öğretmek çok daha başka bir şey. Çok daha başka bir meziyet. Hani bu noktada neler yapılıyor? Esas onlara değinelim hocam. Şimdi ferdi branşlarda antrenör bulmak gerçekten de kolay değil. İşte bir judoda, bir judo yapan bir spor kulübünün bünyesine sporcularımızı genellikle yerleştiriyoruz. Onlarla birlikte hocanın da desteğiyle sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoksa her kulübün, yani judo branşıyla ilgilenen bir kulübün kendine ait bir judo antrenörü bulması, bir mekan bulması zaten imkansız. Yüzmede deseniz keza aynı şey. Atletizmde birebir çalışıldığı için, başka rakip vesaire olmadığı için onu bulabiliyorsunuz ama judo, halter gibi branşları başka kulüplerin ya da gençlik spor müdürlüklerine bağlı antrenörlerin desteğiyle bu eksiği gidermeye çalışıyoruz. Onların eğitimi, onların görme engelliye bakış açısı ne kadar bilinçliyse başarı da o doğrultuda geliyor. Yani bu noktada da federasyonumuz devreye giriyor esasen, değil mi hocam? Aynen öyle. Bakın golbol antrenörlerini biz kendimiz yetiştiriyoruz. Futbol antrenörlerimizi biz kendimiz yetiştiriyoruz ama bir halter, yüzme, atletizm antrenörlerini biz şu an için kendimiz yetiştiremiyoruz. Sadece var olan antrenörleri kullanıyoruz. Evet, yani burada da başka bir sorun var esasen. Bu alanlara yönelik üniversitelerde de bildiğim kadarıyla bir çalışma alanı da yok. Yani bir eğitim alanı da yok bu branşlar için. Görme engellilere özel. Evet, bize özel branşlar için maalesef böyle bir durum benim bildiğim en azından yok. Yani böyle bir talebiniz var mı peki federasyon olarak? Böyle bir çalışmanız var mı hocam? Ya da ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bu sorunu engellemek için bir şeyler yapılabilir mi sizce? Yapılıyor mu? Ya, kesinlikle yapılmalı. Yapılmalı. Ama şimdi bazı branşlar devşirme olduğu için hani onların içinde eritiyorsunuz. Ama bizim ilk etapta dediğim gibi hani golbol hakemlerimizi, golbol antrenörlerimizi, futbol hakemlerimizi biz kendimiz yetiştirebiliyoruz. Kendimize eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri verirken de zaten üniversitedeki hocalarımızdan destek alıyoruz. Yani eğitimleri biz onlara verdiriyoruz. Evet. Ama direkt üniversitede bunun olması lazım aslında. Yani işte X Üniversitesi'nin beden eğitimi ve BESYO bölümünde işte görme engelliler, görme engelli branşlarına özgü, hatta hani birden fazla dalda yetiştirilecek bölümlerin olması bize çok daha büyük katkı sağlayacak. Ki başarılı da olduğumuz branşlara aslında, yani olimpiyatlara, alt madalyalara bakacağımız zaman bu sene biraz fazla aldık normal olimpiyatlarda ama geçtiğimiz yıllara nazaran paralimpikte çok ciddi bir şey var, madalya sayımız var. Yani normal olimpiyatlara nazaran da bir üstünlük de görüyoruz aslında. Yani buralara desteklesek demek ki neler çıkaracağız. Kesinlikle, kesinlikle. Biz kendi antrenörümüzü yetiştirmediğimiz alanlarda da atletizm branşıyla ilgilenen antrenörlerimizin verdiği destekle olsun, judo branşında ülkemizin başarılı antrenörleriyle olsun, bu açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Evet hocam, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Son olarak şunları söyleyebilirim. Bizi ne kadar tanırsanız, bir görme engellinin hayattaki hayata tutunuşunun nasıl olduğunu bilirseniz, İşin özü bizi tanıdığınız sürece bizim neler yapacağımızı bilirsiniz ve bize destek olursunuz diye düşünüyorum ben. Bize gerek halkımız, gerek yerel yönetimlerimiz elbette ki destek veriyorlar. Ancak bizi çok iyi tanımadıkları için nasıl destek olacaklarını bilmediklerinden dolayı
bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yerel yönetimlerimiz, sponsor olabilecek kurumlar, kuruluşlar bize güvenin. Biz daha önce bunu başardık. Olimpiyatlarda altın madalyaya ulaştık. Sizlerin desteğiyle de biz bu başarımızı sürekli hale getireceğiz. Bizde de Buse Nazlar var, bizde de Mete'ler var. Bizim de golbolde dünyanın en iyi golcüsü olan sporcuya sahibiz. Lütfen bizi tanıyın. Tanıdıkça daha çok destek olacaksınız. Siz daha çok destek oldukça biz bayrağımızı bütün yurt dışı müsabakalarında hep İstiklal Marşı ile birlikte göndere çekeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, günün son maçı yapıldı. Şimdi İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü yanımızda oyuncuları ve antrenörleriyle birlikte. Kadriye Yılmaz hocamız, İzmir Kulübü'nü çalıştıran hocamız. Kendisi takıma ilişkin ve golbole ilişkin bilgiler aktaracak bizlere. Hemen öncelikle bir kendisini tanıyalım. Merhaba, Kadriye Yılmaz. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü golbol antrenörüyüm. Nasıl başladınız hocam? İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne golbol antrenörü olarak atandım. Biliyor muydunuz peki yani golbolün nasıl bir branş olduğunu, nasıl oynandığını, başarılarını? Evet biliyordum. Çünkü 2009 yılından bu yana golbol hakemliği yapıyordum. Hakemlikten antrenörlüğü tercih ettim ve şu anda da artık antrenörlükle devam ediyorum. Hakemliğe nasıl başladınız hocam peki? Hakemliğe üniversitede bir hocamızın vesilesiyle başladık. Hakemlikte golbol camiasıyla tanışmış olduk ve bu sebeple de antrenörlük kısmında devam ediyorum. Her amatör branşta olduğu gibi maalesef ki futbol endüstriyel bir branş ülkemizde. Evet. Futbol, basketbol buralara çok ciddi yığınak var. Golbolde, paralimpikte de çok ciddi başarılarımız olmasına karşın bir destek sıkıntısı yaşıyoruz. Bütün iller, bütün kulüpler yaşıyor bu anlamda. Evet. Olimpiyat ayrı tabii, onu ayrı tutuyoruz. Orada devletimiz gerekli destekleri sunuyor bütün takımlara ama olimpiyatlara oyuncu yetiştirme aşamasında aslında sıkıntılar var. Yerellerde bu sıkıntıyı çok ciddi yaşıyoruz. Evet. Antrenman sahaları olsun gerek ödeneklerin azlığı olsun. Evet. Gerekse bu sporun tanıtılması olsun diyelim. Yani aslında görme engelliler arasında da çok fazla bilinmediği yönünde duyumlar aldık yaptığımız görüşmelerde. Siz neler söyleyeceksiniz? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Yıllardır bu sporun içindeymişsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, uzun yıllar hakemlikle devam eden, hakemlikten gelen ve antrenörlükle devam eden bir süreç olarak içindeydim. Ve şu anda sıkıntılarımız, sahamız, saha olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Bütçe olarak ve tanıtım aşamasında golbol branşını tanıyan kesim çok az maalesef. Ve paralimpikte, olimpiyatlarda şampiyonluk almış bir branşı insanların bilmemesi bizi üzüyor. Evet. Ve inşallah bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapıyorsunuz hocam. Zaten fedakarlık isteyen de bir branş. Siz de kadın sporcuları çalıştırıyorsunuz bu anlamda. Estağfurullah. Elimden geldiğince bundan sonra olimpiyatlara da oyuncu, sporcu yetiştireceğiz inşallah. Peki hedefleri var mı arkadaşlarımızın? Olimpiyatlarda oynamak gibi bir hedefiniz var mı? Olabilirdi. Eğer daha çok çalışabilseydik, daha sık antrenman yapabilseydik daha güçlenme şansımız olurdu ama şu anda olimpiyatları izleyici olarak takip etmeyi tercih ediyoruz. Ben Elif Ömer Çırpan. Kaç yıldır oynuyorsun Elif? Oho! Golbol Türkiye'ye ilk geldiği zaman ben ilkokuldaydım ve bizim erkek milli takımın antrenörü Gökhan Hoca'nın öğrencilerindendim. Tabii ki o zaman çok amatördü, çok az şey biliniyordu golbol hakkında. Yani 93'ten beri falan herhalde elim golbol topuna değer. Biz aslında golbol aynı zamanda bir hobi de olabilecek bir şey. Nasıl pek çok insan halı sahada maç yaparlar, hafta içi kendileri ya da hafta sonu etkinlik olarak iş çıkışı vesaire. Biz bunu yapabilmek istiyoruz aslında aynı zamanda. Çünkü ne zaman bunu yapabilirsek daha çok kalifiye, oyuncu yetiştirebilecek ve daha çok insan tanıyabilecek ve golbol dediğimiz zaman o neymiş diyen insan sayısı en azından çok daha azalabilecek. Bu da neyi getirecek? Her yerde işte basketbol sahaları, voleybol sahaları, her ne kadar futbol tamam çok fazla yığınla oraya bir bütçe akıtılsa da basketbol ve voleybol sahaları bulmak kolay, masa tenisi bulmak kolay, bilardo bulmak kolay, pek çok alanı bulmak kolay ama golbol için özel bir saha gerekiyor.
görüyorsunuz burayı zaten. Hele de çizili saha bulmakta çok çok zorlanıyoruz. Bunun için ancak olimpiyat oyuncusu falan olmaya, milli oyuncu olmanız lazım ki o zaman bile bazen, yani olimpiyatı kastetmiyorum ama milli oyuncu olduğunuz zaman işte her zaman onların bile bazen şeyi bulamadığı, çizili saha bulamadığı bütün antrenmanları için oluyordu. Şu anki durumu çok bilemiyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Ama çizili saha önemli bir şey. Çünkü biz genellikle bir yerlere gittiğimiz zaman ya çizgisiz oynuyoruz ya da özel önemli kısacık saatlerimizden çalarak sahayı çizmekle harcıyoruz vaktimizi. O yüzden özellikle çizili saha bizim için çok önemli. Keşke her ilde gençlik sporun antrenörleri olsa, İzmir'de Kadri hocamızın olduğu gibi golbol antrenörleri olsa, farklı şehirlerde yaşayan bireysel oyuncular var, başka kulüplerde yaşayan, ben İzmir'de yaşamıyorum, İzmir'in oyuncusuyum. Ama bulunduğum şehirde bir golbol antrenörü yok, çalışabileceğim ortam yok. Ama her yerde olsaydı saha bile belki sorun olmazdı, ama çizili saha gerçekten önemli bir şey. Çünkü bu aynı zamanda bir hobi olabilir. Tüm yerel yönetimlere de buradan çağrı yapalım hep birlikte. Türkiye'de golbol branşının gelişebilmesi için, ki kaldı ki olimpiyatlarda çok ciddi başarılarımız var. Sürdürebilmek için. Evet, yani bu başarıları da sürdürebilmek adına yerel yönetimlere buradan seslenelim. Bütün illerde birer golbol antrenman sahası olması gerekiyor ve bu anlamda yerel yönetimler üzerine düşeni, bakanlıklar üzerine düşeni yapmalı diyerek sonlandıralım. Merhabalar tekrardan. Öncelikle 6 numaralı oyuncumuzla başlayalım. Sizi bir tanıyalım. Selma ben. Selma Algül. Kaç yıldır oynuyorsunuz Selma Hanım? 6. 7. sınıftan beri falan, tam olarak 7. sınıf diyebilirim, daha şey olarak, yoğun olarak. Yani 7. sınıfta golbol oynamaya başladınız. Peki nasıl tanıştınız golbolle? Yani okul sayesinde, hocam, yani beden eğitim öğretmenim sayesinde diyebilirim. Yani görme engelliler okulundaydınız. Evet. Peki ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Yani golbol branşın dışında başka branşlar yapıyorsanız onlarda, yoksa golbol açısından ne gibi zorluklar yaşadınız? Golbol dışında bir şey yapmıyorum. Şu an yapmayı düşünüyorum ama şu anda yapmıyorum. Yani antrenman sıkıntısı yaşadık ortaokuldan sonra, özellikle köyde olduğum için hani buraya gelip gitmek, hani sürekli bir şey ayarlanması sebebiyle bayağı bir antrenman sıkıntısı yaşadık tabii ki. Özellikle bu oldu. Sizi bir tanıyalım. Seher Şanal ben. Bir daha. Seher Şanal. Seher Şanal. Şimdi Seher Hanım, ne kadardır golbolle uğraşıyorsunuz? Yine ben aynı şekilde ortaokul yıllarından beri, bir 7. sınıf, 8. sınıf o zamanlardan beri oynuyorum. Kaç yıl oldu? Yani bir 6-7 sene oldu sanırım. 6-7 yıldır oynuyorsunuz. Şu an 2. ligde mücadele ettiniz. Devam edecek tabii, devreler de devam edecek. Nasıl, başarılı mı takımınız? Nasıl buluyorsunuz? Kendiniz nasılsınız? Motive misiniz? Yani biz şimdi kulüp olarak hepimiz aynı yerde bulunamıyoruz. Çok fazla şehir dışında olanlar var. Hepimiz farklı farklı yerlerdeyiz. O yüzden sürekli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Yani bu şartlar altında düşündüğüm zaman bence başarılı buluyorum ben takımı. Peki neden, yani bu durum neden oluşuyor? Yani sürekli neden antrenman yapamıyorsunuz? Çünkü dediğim gibi hepimiz farklı farklı yerlerdeyiz. Sürekli kalacak yer ayarlaması, tabii ki bunlar masraf yani biraz. Yani burada dönüp dolaşıp yine bir maddi boyutu var bu işin ve buralarda sıkıntı yaşadığınızı söylüyorsunuz. Yani belki o maddi sorunlar çözülse siz daha fazla buluşup daha çok antrenman yapabileceksiniz. Şimdi golbol kadın milli takımımız bayağı başarılı. Başarılar da elde ediyorlar. Şimdi olimpiyatlarda da umutluyuz tabii. Onlar bizi temsil edecekler paralimpik olimpiyatlarında. Senin böyle bir hayalin var mı? Hayalin ne ya da bu branşa ilişkin? Düzenli antrenman yaptığım zamanlarda ben de kuruyordum böyle hayaller, ama şu an için golbolde galiba çok böyle bir hayalim yok. Çünkü bilmiyorum, biraz geçti diye düşünüyorum herhalde. Ya bunun sebebi şey mi diyorsun? Temelde antrenman eksikliği. Bunun sebebi de dönüp dolaşıp yine maddiyata dayanıyor. Yani bu koşullar sağlansa aslında burada birçok milli takımda oynayacak sporcu çıkabilir değil mi? Tabii ki yani sürekli olarak onlar da antrenmanla iyi oluyorlar sonuçta. Yani o yüzden bize de bir antrenman imkanı sağlansa sürekli olarak, biz de çok daha iyi olabiliriz bence. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Fatma Nur Örtücü. Tam 5. sınıfta başladım golbolü. Tam 5 senedir oynuyorum. Golbol dışında uğraştığım branş var, atletizm. Onunla da uğraşıyorum. Oralarda başarılarım var mı? Evet, birinciliğim, ikinciliğim var. Uzun atlama yapmıyorum, sadece koşuda. Kaç metre koşuyorsun? 100-200.
kısa mesafe. Evet. Yani çok geçen seneler öyle yapıyordum. Çok iyi. Peki antrenman noktasında hem atletizm için sorayım sana hem golbol için sıkıntı yaşıyor musun? Tabii ki de diğer arkadaşlarımızın da dediği gibi evet sıkıntılarımız oluyor. Özellikle yer ve kişi sıkıntımız çok oluyor. Kişiden kastın antrenör mü? Yok, sporcu az olduğu için yapamıyoruz ya da kimse gelemiyor. Hani hepimiz dediğimiz gibi ayrı ayrı yerlerdeyiz. O yüzden kimse gelemiyor ya da antrenman yapamıyoruz. Bu atletizm için de geçerli. Yani görme engellilerin hemen hemen bütün branşlarında sorunlar biraz dönüp dolaşıp hem maddiyata hem koşullara dayanıyor diyebiliriz değil mi? Aynen, evet. De ayrı yerlerde olması tabii ki bunda biraz zora sokuyor sizi bu anlamda da. Evet. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Kübra, ben de. Kübra soyadın? Kübra Ev. Kübra Ev. Evet. Şimdi Kübra Hanım, kaç yıldır yapıyorsunuz bu branşı? Elinize de bir sakatlık oldu sanırım ya, biraz da sert bir spor. Biraz hareket yani tam yapmadığım zaman, hata yaptığım zaman tabii sakatlık olabiliyor. Çok sık oluyor mu? Şöyle, ben şöyle bir şey kullanıyorum. Baş parmağım burada biraz dışarıda kalıyor. Öyle olunca şöyle parmağım dik vurmuşum galiba topa. Hmm. Birkaç defa tekrar ettiği için artık böyle tekrar eden bir şeye döndü bu. Hoş yani oldu. Her branşta olduğu gibi branşta da bazı böyle eder hatalardan dolayı diyelim sorunlar yaşıyoruz. Peki sen kaç yıldır yapıyorsun? Yani 10 yıl falan oldu herhalde. 10 yıldır. Kaç yaşındaydın başladığında? 11 yaşında falan olabilirim. 5. sınıftaydım. Evet. Birinci lige gittim. Böyle ligdeki en küçük oyuncu falandım yani. Hmm. Yaşım tutuyor mu diye kontrol ediyorlardı. O kadar küçüktüm. Evet. Peki nasıl başladın? Nasıl? Hikayeni anlatır mısın bize? Ya zaten görme engeller okulundaysanız hani bir şekilde ne bileyim işte büyükler gidiyor antrenmana. Siz oradan görüyorsunuz. Ne bileyim geliyorlar, derece almışlar falan, heves oluyor bir şekilde. Hmm. Sonra onlar gidince mecbur yeni takım çıkacak. Siz de o takıma girmiş oluyorsunuz. Hmm. Öyle olunca hani ortaokulda başlamak, zaten hepimiz herhalde oralarda başlıyoruz. Yatılı okudunuz değil mi hepiniz? Evet. Peki şu an hangi ildeydiniz onu bir daha? Konya. Konya'dasınız. Konya'da yatılı okullar devam ediyor mu? Kapatıldı. Hayır, kapatıldı. Bu durum nasıl etkiler sizce? Yani orada yetişmiş sporcular olarak soruyorum. Orada yetişmiş görme engelliler açısından soruyorum. Yani bu durum oradaki yeni gelen öğrencileri nasıl etkileyecek sizce? Şimdi hocam mesela biz hepimiz ortalama olarak ilçeden veya farklı şehirden geliyoruz. Yatılı okulda kaldığımız zaman hepimiz aynı yerdeyiz ve yani dördümüz de aslında spora başlayabiliyoruz. Ama yatılı okullar kapandığı zaman işte ben farklı bir yerde okula gidiyorum, Seher farklı bir yerde. Bu sefer takım olamıyoruz veya zaten normal bir okula gittiysek eğer golbolle belki tanışmamış bile olabiliyoruz. Çok hani gerçekten kötü etkiliyor. Özellikle alttan sporcu yetişme açısından çok zor bir durum. Yani yatılı okulların olmaması golbol branşını ve diğer görme engelliler branşlarını çok olumsuz etkiliyor diyebiliriz değil mi? Evet evet, özellikle takım oyunlarında. Takım oyunlarında. Orada tabii bütün gününüzü birlikte geçirdiğiniz için daha fazla antrenman fırsatı buluyorsunuz. Kesinlikle. Hafta sonlarımız falan çok dolu dolu geçerdi antrenmanlarla. Evet, yanımızda Emin Atalay var. Kendisi sporcu. Erzurum Palandöken golbol takımının oyuncularından bir tanesi. Emin, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? Nasıl başladın bu spora? Öncelikle onu konuşalım. Ben küçükken normal okulda okuyordum. Ondan sonra görme engelliler okuluna verdiler. Orada bize antrenörümüz Yıldırım Hoca var. Bir zamanlarda milli takım antrenörlüğü yaptı. O bize öğretti. En başta kendimize çok güvenmiyorduk. İşte böyle sporlara, faaliyetlere katıla bir şeyler öğrendik. Yani şu anda kendimize özgüvenimiz geldi. Toplum içine katılamıyorduk bu sporlar sayesinde. Toplum içine de çıkmayı başardık. Toplumda bir yer edindiğimiz, yani kendimize güvenimiz de geldi. Normal hayatta, üniversitede, okullarda başarılarımız da arttı. Hatta Türkiye genelinde görme engellilerin dereceler aldığını gördük. Olimpiyatlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı bizim golbol kız milli takımımızın getirdiğini biliyorum. Bunlar bizi mutlu ediyor gerçekten. Bizim de hedeflerimiz inşallah o yönde. Bizler de Türkiye'yi oralarda temsil etmek isteriz milli takım olarak. Onun için çabalıyoruz. Yani hayalim milli takımda oynamak. Aynen, hepimizin hayali o. Yani buraya geliyoruz. Ülkemizi bir yerlerde temsil etmek, o gururu, o bayrağı taşıyabilmek, kendi şehrimizin ismini duyurabilmek, bir yandan o da var. Burada 81 ilden çeşitli takımlar yarışıyor ligler halinde.
Hep beraber kendi şehirlerimizi, onun gururu da şehirlerimizi temsil ediyoruz. İnşallah kendi ülkemizi de temsil edeceğimiz bir vakit gelir. Başyakmak köyü var Erzurum'da. Oradaki okulda okuyordum. Arkadaşlarım baskısı vardı. Ondan sonra öğretmenler ne kadar ilgilenseler de oradaki görme engellilerdeki özel eğitim gibi olmuyordu. Oradaki eğitim kadar olmuyordu. Bizler daha sonradan babam burayı öğrenince ben oraya teslim ettim. Orada o okulda gerçekten eğitimimizi düzgün alabildik, bireysel olarak eğitim verdiler, kendimize özgüven gelsin diye ayrı ayrı eğitimler aldık. Daha sonradan kendimize güvendik, yani bir şeyler yapabileceğimizi. Şu anda İlahiyat Fakültesi okuyorum. Ben diğer okulda okusaydım herhalde okulu da bitiremezdim. Ama şu anda çok şükür İlahiyat Fakültesi okuyorum ben. Peki seni hayata bağlıyor diyebilir miyiz golbol? Evet, hayata. Sadece golbol değil, 3 dalda sporcuyum ben. Satranç, golbol ve futsal dallarında yarışmalara katılıyorum ben. Yani gittikçe toplum içinde de biz kendimize, bize hitap edilirken, bize bakılırken önceden engelli yardım edelim diye bakılıyordu. Şu anda gelip konuşurken bile onun farkındayız. Yani bize de daha değişik iletişim kuruyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor yani. İnşallah siz ülkemize olimpiyatlarda, paralimpik branşlarında siz bize yardım edersiniz. Oralarda yarışarak, oralarda madalyalar kazanarak. Evet değerli izleyenler, şu anda da yanımızda bir golbol oyuncumuz daha var. Kendisi Erzurum Palandöken golbol takımında oynuyor. Palandöken takımının orta oyuncusu Muhammed Yaşar Güneş. Kendisine sözü bırakıyoruz. Evet Muhammed, nasıl başladın bu spora? Nasıl başladım? Şimdi benim 2015'te sağ gözüm gittiği zaman başkan yardımcımız Yunus Kahraman beni o zaman buldu. Sağ nasıl oldu, o süreçleri de anlatırsan. İlk başta sağ gözüm gitti, retinam yırtıldı. Doğuştan bir şeyden kaynaklı mı? Yok, sonradan bir hastalık çıktı. Üveyt denen bir hastalık. İlk sağ gözümde retina işte yırtıldı. 6-7 defa işte ameliyat oldum ama retina tutmadı. Sağ gözümü kaybettim 2015 yılında. Evet. Başkan yardımcımız işte beni Yunus Kahraman buldu. İşte böyle böyle spor etkinlikleri falan var işte dedi. Ben işte engelli kelimesini kendime yediremedim o zaman. Sonradan işte 2016'da ise sol gözüm aynı şekilde retina yırtıldı. Ondan da çok operasyon geçirdim. Ama tutmadı. Sonradan benimle iletişimi koparmadılar. Beni tekrardan buldular. Ve tekrardan kendilerine Allah razı olsunlar. Beni hayata bağladılar. Benim görmem gittiği zaman bir sene boyunca ben full evde oturdum. Psikolojim bozuldu. Bunalıma girdi. Şimdi ise hem golbol oynuyorum hem de bizim futbol var. B1 futbol, TRT'de yayınlanan. Onda da B milli takımına seçildim. Oo, çok güzel. Seni bu branşlar, görme engellerin yaptığı branşlar hayata bağlıyor diyebilir miyiz? Evet, beni hayata bağladı. Evet. Beni tekrardan hayata döndürdüler, hayatta barıştırdılar. Daha önce zaten yani doğuştan görme engelli olsan, görme yetinin olmasa belki daha kolay olurdu. Tabii senin için biraz daha zor olmuş bu süreç. İlk seneler çok zor oldu ama bu 200 senedir alışkınım. Alıştın çünkü sosyal faaliyetlerine eskisi gibi devam edebiliyorsun. Golbolle, futsalla, bunları sürdürebiliyorsun. Evet. Futbol zaten görmem varken de en çok oynadığım, en çok sevdiğim şey. Sonra işte burada da geldim, bir daha baktım futbol. Futbolu seviyorum ama golbolü de seviyorum, o da zevkli. Yani Allah razı olsunlar. Nasıl sizin takım nasıl peki? Bizim takımda iyiyiz. Nasıl, ligde durumlar ne olur? Ligde ilk devre biraz sıkıntılı oldu ama ikinci devre inşallah daha iyi olacak. İddialısınız yani. Evet, ikinci devre daha iddialıyız. Sizin şey gibi, hepiniz cengaver gibisiniz zaten. Maşallahınız var. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, şu anda yanımızda 2016 yılında Türkiye'ye paralimpik şampiyonluğunu getiren takım oyuncularından birisi var. Gülşah Almedya. Tabii hepimizi gururlandırdılar. Milli takımda o mücadeleyi göstererek biz de Türkiye'den izledik o dönemde. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir süreçti? O İstiklal Marşımızı okutmak nasıl bir duygu verdi sizlere, takım arkadaşlarına ve sana? Öncelikle buraya geldiğiniz için, golbolü bu tür yerlerde tanıttığınız için size çok teşekkür ederim. Olimpiyatlar bizim için
Çok güzel bir süreçti. Çok çalıştık tabii ki. Bir sürü hazırlık turnuvalarına katıldık. Onun dışında hani sadece antrenmanlarımız değil, beslenmemizden, sağlığımıza, uyku düzenimize, her şeyimize dikkat ediyorduk. Zaten turnuvadan önce de olimpiyatlardan önce bizi favori olarak gösteriyorlardı. Nitekim de öyle oldu. Herkesi ezici bir üstünlükle yenerek, hemen hemen bir iki takım hariç herkesi teknik skorla yenerek şampiyonluğu ülkemize getirdik ve aldığımız madalya takım sporlarındaki Türkiye tarihinde ilk madalya oldu. Evet, çok gururlandık biz de o dönemde. Ben de golbol camiasının içerisindeydim. Sizleri izlerken, anılarınızı dinlerken gururlandık gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Türk milleti adına bir gazeteci olarak ben de teşekkür ediyorum sizlere. Peki biraz hazırlık sürecinden bahsedelim. Yani milli takıma hazırlanırken ne gibi zorluklarla karşılaştınız o dönemde? Yani bu dönemde devam ediyor mu sizce bu zorluklar? Şimdi şöyle, 2016 yılında bizim çalışmalarımız çok güzel devam etti. Federasyonumuzun, başkanımızın, bakanlığın hepsi bize büyük destek verdi. Biz de bunun karşılığı olarak altın madalyayı ülkemize getirdik. 2019 yılında da Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Yıldırım hocamızla birlikte. Namağlup bir şekilde şampiyon olduk. Avrupa'da. Evet. Golbol'e kaç yaşında başladın? Ne gibi sorunlar yaşadın? Yani bir milli oyuncu olarak bugünlere nasıl geldin? Biraz da onunla konuşalım. Tabii ben 25 yaşındayım. 12 yaşında milli takıma girdim. Bu süreçte birçok sıkıntı yaşadık. İlk başta yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi, bizim derece yapacağımıza kimse inanmıyordu. Çünkü takımımız çok yeniydi. Tabii biz bunu aştık. Çok fazla antrenman yaparak, o zamanki antrenörümüzün de emeğiyle. Çok kötü yerlerde, zor şartlarda, zor kamplar yaptık. En sonunda başardık. Herkesi kendimize inandırdık. Yani her başarı hikayesinin altında zaten böyle bir öykü var. Böyle kötü koşullar. Tabii biz görme engelli okullarında kamplarımıza devam ediyorduk. Kendi yemeğimizi kendimiz yapıyorduk. Bulaşığımızı kendimiz yıkıyorduk. Evet. Yani bu şekilde şampiyonluklar gelmeye başladı. Sonra da bizi destekleyenler olmaya başladı zamanla. Ondan sonra işimiz biraz daha kolaylaştı. Maç baskısı, Türk bayrağını taşımanın gururu ve aynı zamanda zorluğu. Yani o baskıyı her zaman hissediyorsun. Ama başardık. Milli bir sporcu olarak, tabii burada da ikincilikten kadın oyuncular var. Evet. Milli bir sporcu olarak, milli takımı yıllarca temsil etmiş bir oyuncu olarak, görme engelliler okullarında, yatılı okullardan yetiştiğini söylüyorsun. Evet. Evet. Oralarda eğitimler aldın söylüyorsun. Şu anda da yatılı okulların biraz daha azaldığı yönünde duyumlar aldık hocalarımızdan, burada konuştuğumuz hocalarımızdan. Evet. Bu altyapı açısından ve milli takımların devamlılığı, başarılarının devamlılığı açısından sence nasıl etkileyecek Türk milli takımımızı? Şöyle, ben buraya geldim izlemek için, arkadaşlarımı desteklemek için. Fakat özellikle bayan takımlarında gördüğüm alttan yetişen yok denecek kadar az. Yani 2-3 kişi anca var. Yani kendi ayağımıza sıkmış olduk herhalde bu uygulamayla. Evet. Kiminle konuştuysam herkesin bana söylediği, hiç antrenman yapmadan geldik. Hani 2-3 kişiyi topladık, getirdik. Hani turnuvaya katılmak için. Hani hiç kimsenin demeyeyim, bu haksızlık olur. Çünkü emek veren kulüpler de var. Fakat kulüplerin çoğu hani imkanları olmadığı için 5 gün 10 gün antrenman yapabiliyor turnuvadan önce. Evet, kampa giriyorlar o sırada antrenman. Hani bu şekilde de golbol oyuncusu olunabilir ama sporcu olunmaz. Yani çok zor. Evet, yani bir sporcu olarak bu yetkililere ne söylemek istersin? Yani, bu sorunların çözümü için neler yapılmalı sence? Bence okullarda tamam kaynaştırma eğitimi başladı ama okullarda, liselerdeki çocukları en azından bunlara ulaşılıp yani kendi illerindeki kulüplere yönlendirilmesi gerekiyor. Antrenman desteği olması gerekiyor. Hani çoğu kulüp maddi sıkıntıdan dolayı antrenman yapamıyor. Daha çok destek verilmeli. Hani daha çok madalya getirmesini istiyorsalar hani Türk milli takımının. Çünkü çok yetenekli çocuklar var. Ben bunu görüyorum erkeklerde özellikle. Ama hepsinin söylediği ve eksiği antrenman.
Antrenman yok. Yani antrenman sahası da yok. Oyuncuların farklı illerde olması durumu da söz konusu. Evet, evet. Bunlar da ister istemez takımların ve altyapının gelişmesini engelliyor. Evet, maalesef. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gururlandık, onurlandık sizi ekranlarımıza taşıyabildiğimiz için. Evet değerli izleyenler, şu anda da yanımızda Golbol eski milli takım antrenörümüz Sayın Yıldırım Güçlü var. Yıldırım hocamız bize o süreçleri anlatacak. Paralimpik olimpiyatlarından bahsedecek ve şu anda da hali hazırda zaten antrenörlüğe devam ediyor. Erzurum takımlarını çalıştırıyor. Yıldırım hocamızı kendisi anlatsın bize. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. 2020 yılı Aralık ayına kadar kadın golbol milli takım antrenörlüğü yapıyordum. Kadın golbol milli takımımız şu an Japonya'ya paralimpik oyunları için gittiler. Milli takımımız 2016'nın olimpiyat şampiyonu. Yani bizim spor tarihimizde takım sporlarında engellilerde ve sağlamlarda altın madalya kazanan ilk ve tek takım. Öyle söyleyeyim. Şu anda da turnuvaya gittiler. Olimpiyatlara Japonya'ya. Orada da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Golbol sporu biraz ondan bahsedelim isterseniz. Golbol sporu görme engellilerin en popüler sporlarından bir tanesi. Hani futbol neyse normalde görme engelliler için de golbol odur. Son yıllarda özellikle golbolde bayağı bir değişimler oldu. Nasıl değişimler oldu? Daha doğrusu görme engellilerin bu spora olan ilgisi arttı. Niğde'de yapmış olduğumuz turnuvada da zaten erkekler 4. lig, erkekler 3. lig ve kadınlar 2. lig müsabakaları yapıldı. Erkekler ligimiz 4 ligden oluşuyor. Yükselme ligiyle beraber 5. Kadınlar yükselme ligiyle beraber 3 ligden oluşuyor. Ben kendimi öğretmenim. Görme engeller okulunda çalışıyorum. Görme engelli çocuklarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. O çocukları ileride işte paralimpiklerde ülkemizi temsil etsin diye yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince öyle söyleyeyim. Çok güzel işler yapmışsınız hocam bugüne kadar da. Öyle de devam edeceğinize inanıyoruz. Şimdi görme engeller okullarında yatılı okullar birçok yerde kapatıldı. Yani yatılı okullarda olunca çocuklar bir arada olabiliyordu. Antrenman yapmaları daha kolay oluyordu tüm branşlar için. Takım oyunlarında özellikle bireysel branşların dışında. Bu ne gibi sorunları beraberinde getirdi ve kişisel gelişim açısından hani birlikte yaşam, kendi ihtiyaçlarını karşılama gibi durumlar doğuruyordu ister istemez yatılı okulda olmaları. Yani bunlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir olumsuzluğu var bu durumun? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Çocukların okulda yatılı olarak okumaları elbette ki o çocukların lehine büyük avantaj. Gerek bağımsız hareket konusunda çocukların kendilerini geliştirmeleri, kendi başına hareket etmeleri. Gerekse spor anlamda, yani sportif anlamda da bir arada oldukları için sürekli elimizin altında oluyorlar. Tabii çalıştırma olayı ve verim alma olayı daha fazla oluyor. Fakat bu çocuklar yatılı kısımlarda olmadıkları zaman evlerde biraz daha ailelerin koruyucu tavırları nedeniyle kendi başlarına hareket etmeleri kısıtlanıyor. Yatılı olmaları çocuklar için elbette ki büyük avantaj. Bugün milli takımlarda bulunan sporculara baktığımız zaman, milli takımlarda başarı elde eden sporculara baktığımız zaman yani hemen hemen %100'e yakınının yatılı okullardan geldiğini söyleyebiliriz. Elbette ki bu onlar için büyük bir avantaj. Fakat son zamanlarda bir sıkıntımız var okullar olarak öyle söyleyeyim. Aileler biraz daha kaynaştırma eğitime yönlendiriyorlar çocuklarını. Aslında bu çocuklar için çok iyi değil diye düşünüyorum ben bir eğitimci olarak. Neden diye soracak olursanız. Çünkü çocuklar kaynaştırma eğitime gittikleri zaman görme engelliler için bahsedeyim. Bir, bağımsız hareket konusunda. Yani kendi başlarına hareket edebilme, kendi ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı yaşıyorlar ilerleyen zamanlarda. Yine az önce de bahsettiğim gibi sportif anlamda da gelişimleri çok fazla olmuyor. Bu kötü bir gelişme öyle söyleyeyim yani. Bir eğitimcinin istemediği bir şey. Peki hocam olimpiyatlara belki hazırlık sürecinde daha önce zaten hazırlık sürecinin başındaymışsınız paralimpik olimpiyatlar için. Evet. Kadın milli takımımızın şampiyon olduklarında siz mi başındaydınız? Yok, ben değildim. Kahramanmaraş'tan bir arkadaşımız vardı, o da öğretmen. Kahramanmaraş görme engelliler okulunda çalışan bir öğretmenimiz, o vardı. Bu bir bayrak yarışı, sonradan biz devraldık. 2017 yılında Avrupa şampiyonasına gittik, ikinci olduk. 2018'de dünya şampiyonasına gittik, ikinci olduk ve olimpiyat kotası aldık. 2019'da da yine Avrupa şampiyonu olduk en son. Şimdi olimpiyatlar var. İşte olimpiyatlarda da bakacağız artık. Sizce nasıl görüyorsunuz milli takımlarımızı? Ya milli takımlarımız iyi. Çalıştılar, emek verdiler. Biraz da şans diyelim. O da çok önemli. Yani orada yaptıkları bilmiyorum ve bakacağız yani. Şans çok önemli öyle söyleyeyim. Takımlar iyi hazırlandılar, ettiler.
Artık bundan sonrası sahada belli olacak yani. Öyle yani bu sene aslında şans bizden de yanaydı olimpiyatlarda. Umarım Paralimpik'te de aynı şeyi yaşarız. Millilerimiz bize o gururu orada da yaşatırlar umarım. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, şu anda yanımızda Golbol Merkez Hakem Kurulu üyesi Neşe Aksoy Hanımefendi var. Kendisi bizlere hem bir kadın olarak hakem olmanın ne gibi zorlukları olduğunu hem de görme engellilerle çalışırken yapılan hakemliğin ne gibi zorlukları beraberinde getirdiği, o insanlarla birlikteyken nasıl hassas davranılması gerektiği üzerinde bize bilgiler aktaracak çok deneyimli bir hakemimiz. Kendisi çok uzun yıllardır bu camianın içerisinde kendi deneyimlerini bize aktaracak. Evet Neşe Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Maçtan çıksınız, yorgunsunuz. Aynen. Belli. Oldunuz. 5 gündür buradayız, hatta 6 gündür Niğde elindeyiz. Müsabakalar yoğun bir şekilde başladı ve bitti çok şükür. 2006 yılından beri bu branşın hakemliğini yapmaktayım. Bu işe başlayınca bırakılmıyor gerçekten de. Hem kendimiz için sosyal hayatın içerisinde yer almak, hem sporculara bir faydamızın olması, görme engelliler camiasında bir faydada bulunmak. Gerçekten insanı hem mutlu kılıyor hem bir şey yaptığınızı gerçekten hissediyorsunuz. Bu hayatta sadece kendi varlığımız için değil, hani diğer insanlara da herhangi bir görme, işitme kaybı yaşamış ya da başka herhangi bir engel grubunda bulunan insanlara bir faydamızın dokunduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Ya burada esas olan biraz da gönüllülük değil mi? Yani burada maddi bir kaygıyla bulunmuyor birçok hakem anladığım kadarıyla yani, konuştuğum. Evet, kadarıyla. Kesinlikle. Zaten bizim burada gönüllülük esas olmasa maddi olarak çok bir kazancımız ya da bizleri çok hayatımızı devam ettirebilecek bir kazancımız yok. Hı hı. Kesinlikle gönüllülük esaslı geliyor bütün hakem arkadaşlarım, ben dahil olmak üzere. Hı hı. Çünkü büyük bir özveriyle çalışıyor herkes. Birçok şeyden fedakarlık ediyor. Yeri geliyor ailenizden bir hafta ayrı kalıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar salona girip çıkamıyorsunuz. Maçlar çok uzun sürebiliyor. Diğer lig maçları gibi de değil ya da diğer branşlarla kıyaslanacak gibi değil. Atıyorum bir futbolda günübirlik insanlar maça gidip maçını yönetip akşam tekrar kendi evinde olabiliyor ama bizde öyle bir durum söz konusu değil. Biz bir geldik mi 5 gün 6 gün burada kamp kurar gibi kalıyoruz. Sabah aynen yol hariç. Sabah salona girip akşam ancak ayrılabiliyoruz. Maçlarımız biraz uzun sürebiliyor. Normalde 12-12-24 dakika toplam 2 devre ama maç her durduğunda top oyundan her çıktığında maç çok fazla durduğu için bir maçın süresi bazen 1-1,5 saati bulabiliyor. Günde yaklaşık en az ortalama 10 maç derseniz bu da bayağı bir zamanı tekamül ediyor. Ve sürekli hani çizgileri anladığım kadarıyla kontrol etmek amacıyla hakemlerimiz çöküp kalkıyorlar, maçı yöneten aynen hakemlerimiz. Yani bu da bayağı bir efor sarf ettiriyor, evet, diye izlenimledim. Siz de maçtan çıktınız, bayağı yorgun görünüyorsunuz bugün için. Aynen. Hemen şey soralım, yani görme engellilerle çalışmak size ne hissettiriyor, biraz bahsettiniz ama bu işin de zorlukları vardır illaki. Yani sonuçta farklı bir grupla çalışıyorsunuz. Bazen kendilerine yetemeyen insanlarla birliktesiniz burada. Yani bunlar ne gibi sıkıntı yaratıyor? Yani hakemlik yaparken, maçları yönetirken bu anlamda sorunlar yaşıyor musunuz? Ne söyleyeceksiniz? Yani bir kere her şeyden önce insanların empati kurması çok önemli. Karşısındaki insanın yerine kendini koyabiliyorsa, bu sadece bir engel grubu için değil ama genel olarak söylüyorum. Ama burada bunu çok daha fazla yapmak gerekiyor. Yani karşıdaki insanın yerine kendisini koyup yeterliliklerini ya da kısıtlılıklarının neler olduğunu düşünerek onlara böyle bir lütufta bulunuyormuş gibi değil de hani hayatın içerisinde daha fazla dahil olabilmeleri için yardım da değil aslında, eşlik ediyor olabilmek gerekir. Yani ben bir görme engelliye yaklaşırken sana şunu yapayım mı demek yerine sana eşlik edebilirim derseniz zaten daha güzel bir tepki de alırsınız. Yani o insanlarla birlikte bir arada olmak, ne bileyim, onların yeterli olamadığı noktalarda onlara katkı sunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ha belki de bize yıllardır, 15 senedir bu duyguyla belki hareket ediyoruz. Bu duygunun bize verdiği hazla hareket ediyoruz. Görme engellilerin hakemliğini yapmak, maçları yönetmek ne gibi zorluklar oluyor? Maçlarda karşılaştığınız ne gibi sorunlar oluyor? Sonuçta görmüyorlar ve evet, size güvenmek zorunda oyuncular. Yani bu anlamda ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Yani bir kere hakem olmak tarafsızlık kelimesinin eş anlamlısı aslında ama tabii bazen maç esnasında bunu tribündeki seyircilerimiz, antrenörlerimiz ya da başka herhangi bir seyirci kısmı bunu bazen yani tabii taraflı bakabiliyor ama bizim için hakem demek tarafsız davranabilmek, tarafsız karar verebilmek, karşıdaki insanların kim olduğunun hiçbir önemi olmadan sadece o maçı hak ettiği şekilde, her yani insanlara hakkını verebilecek şekilde
yönetebilmek demek aslında. Ama tabii ki bu işin zorlukları var. Bir kere bu camiada insanların birbirine güvenebilmesi, ki bu çoğu engel grubunda var aslında. Çok normal. Yani ben kendimi onların yerine koyduğum zaman biz kendimiz görebildiğimiz, dokunabildiğimiz birçok şeyi birebir kendimiz yapabilmemize rağmen bazı şeylerden tedirginlik duyup herkese hemen güvenemezken bu insanlarda da ister istemez bir tedirginlik oluyor. Ama yıllarca tabii tanıdıkça sağ olsunlar. Hem karşılıklı bir güven söz konusu, hem karşılıklı hani bir bütün olabildik aslında birçoğuyla. Tabii başlarda sorun sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. İşte verdiğiniz kararlar sorgulanabiliyor. İşte doğru karar mıydı? Biz görmedik. Acaba doğru bir karar mı verildi? Onlar doğru mu gördü vesaire. Bunlar olabilecek şeyler zaten. Biz bunlara hazırlıklıyız. Ve dediğim gibi tarafsız bir şekilde maça çıkıp tarafsız bir şekilde yönetmek bizim için en önemli ilke olduğu için hani biz gayet gönül rahatlığıyla bu işi yapmaya elimizden gelen bütün özveriyi göstererek bütün çabamızla altından kalkmaya çalışıyoruz. Hani umarım onların camiasına da bir faydamız vardır. Umarım hani yani bu bütün herkes, burada olan bütün herkes elinden gelen en ufak bir katkıyı bile sunabiliyorsa mutlu oluyor zaten. Bize de bu yeterli. Ama onun dışında tabii ki golbol sporunun kesinlikle ve kesinlikle olması gerektiği kadar duyulmadığını, bilinmediğini çok iyi biliyoruz. Yani tabii konuştuğumuz herkes de bunu söylüyor. Aynen, kesinlikle en büyük şikayet aslında bu. Yani olimpiyat şampiyonu olmuş bir branş ama dışarıda herhangi birisini çevirdiğiniz zaman sorduğunuzda o ne tepkisini hala duyuyoruz. 15 senedir ben bu işin içerisindeyim ve hala o ne, kim oynuyor, nasıl oynuyor. Yani bizler hani içerisinde olduğumuz için evet biliyoruz ama dışarıdaki insanlar hiç bu branşın varlığından bile haberdar değiller. Hatta nasıl yani görmeden nasıl oynuyorlar tepkileri oluşuyor doğal olarak. Daha fazla duyurmak lazım, daha fazla bilgilendirmek lazım, daha fazla reklam yapmak lazım aslında. Hani sizler gibi daha fazla insanların bu branşın duyulması adına gelip buralarda lig maçlarında gerçekten de bunu duyurmak lazım. Mesela dün gece itibariyle kadın ve erkek milli golbol takımımız Tokyo'ya yola çıktı. Olimpiyatlarda bizleri, ülkemizi temsil edecekler. Bu çok gurur verici bir şey. Evet. Ama sorsanız hala insanlar bu branşın adını dahi bilmiyor. İşte bu çok önemli. Bunu duyurmak, insanları bilinçlendirmek lazım, reklam yapmak lazım. Ve spor salonu konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Zeminler bantla ve iple yere sabitlendiği için bunu çoğu spor salonu görevlileri, tabii salonun zemine zarar geleceği için kabul etmek istemiyor. Çoğu il bu müsabakanın yapılmasını istemiyor kendi ilinde. Salonuna sırf zarar gelecek diye. Kendilerince kısmen haklı olabilir ama golbol için ayrılmış bir özel bir salon yok. Maalesef o kadar gelişmiş imkanlarımız olmadığı için hangi salonu artık yani müsaade ederlerse biz orayı maç alanına uygun bir şekilde hemen yerleştirip hazırlayıp maça hazır bir şekilde sunuyoruz ama bu çok büyük sıkıntılardan birisi aslında. Yaptığım görüşmelerde en çok karşılaştığım şey zaten hani spor salonunun olmayışı, antrenman alanlarının olmayışı sporcuların ve mesafe konusunu değindiler. Yani aynı kulüpteler, farklı yerlerde okuyorlar. Bir de son yıllarda bildiğimiz kadarıyla da görme engellilerin yatılı okulları falan kapatılmış. Bundan kaynaklı da bir araya gelemiyorlar. O da bir sorun yaratıyor tabii onlar açısından. Yani yatılı okuldayken sürekli birlikteler, antrenman alanları var vesaire. Yani bu alanları da var olanı da değerlendiremiyorlar bu anlamda. Yani bunun yanı sıra ne gibi şeyler yapılabilir? Bu anlamda golbol açısından yetkililere düşenler ne? Somut bir önerimiz var mı? Diğer bireylerin yanı sıra engelli gruplarında hem ulaşımdan tutun, işte bütün imkanlar çok kısıtlı aslında. Bu insanların yanında sürekli bir refakatçi bulunması gerekiyor. Ulaşım sorununun halledilmiş olması gerekiyor. Kendi başlarına hepsinin bir yerden bir yere gitme imkanı, bağımsız hareket hepsinin aynı eşit durumda değil. Evet, sporla bile bize çoğu bağımsız hareketini bir yere kendi başlarına tek başına bir baston yardımıyla gidip gelmesi belki kolay ama çoğu için bu söz konusu değil. O yüzden gerçekten onların bu sporun içerisine dahil etmek, daha fazla başarı elde etmek istiyorsak imkanları artırmak lazım. Yani bu insanlara gerçekten de antrenman yapacakları bir salon temin etmek, her ilde mesela bir tane golbol spor salonu olsa sadece golbol oynanacağı işte yerlerin bantlanmış, çizilmiş, hani gönül rahatlığıyla gidip orada antrenman yapabilecekleri bir salon sunmak çok önemli. Yani bu çok zor bir şey, her bir ilde belki böyle bir spor salonu yapmak tamamen onlara ait ama en azından belli
haftanın belli günlerinde, belli saatlerinde sadece onlara ayrılabilir. Bu aynen gittikleri spor salonu ya da tesisin hani servis imkanları onlara sunulabilir. Aslında daha çok biraz da il müdürlüklerinde belki gönüllülük projeleri başlatılabilir. Yani sadece görme engellilere değil, bedensel işitme engelliler, onlar da antrenman yapıyor sonuçta. Bu engel gruplarına yönelik bir gönüllülük projesi başlatılıp hani o insanlara eşlik etmek adına antrenmanlara gidip gelirken ya da antrenman süresi boyunca hani belki çalışan personelden, antrenör arkadaşlardan böyle bir çalışma yapılabilir karşılıklı. Tabii gönüllülük esasında dayanıyor her şey. İnsanlar gerçekten hani bunu yapmak isterse her şekilde yapar. Kendileri bir yerden emir almadan ya da bir zorunluluk koşulmadan da yapılabilir. Ama tabii belki dediğim gibi çoğu insan bu camianın içinde olmadığı için, böyle bir şeyin varlığından bile haberdar olmadığı için bu işin içinde olamayabilir. Ama bunu duyurmak, işte her türlü tanıtmak, insanlara ulaşmak lazım. Alttan gelen sporcuların da devam söz konusu olabilmesi için onlara gerçekten imkan sunmak lazım. Çok önemli bir branş. Hayatın içerisinde daha fazla tutunmalarını, yer almalarını, tek başına hareket etmelerini sağlıyor o insanlara ve bu da onlara büyük bir mutluluk duyuyor. Evlere kapanıp benim işte şöyle bir engelim var, ben bunu yapamam demek yerine ben buna rağmen bunu yapıyorum dedirtmek çok, çok önemli bence. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya gelip bu röportajı yaptığınız için, işte buradaki insanları, ligi, maçları tanıttığınız için, anlattığınız için biz teşekkür ederiz sizlere asıl. Umarım sizler gibi birçok insan da bu branşın duyulmasında daha fazla etki sağlar. Çok teşekkürler. Son bir soru sormak istiyorum. Bir kadın olarak, yani bir kadın gözüyle bu sahalarda olmak ne hissettiriyor size? Bir kadın olarak bunun zorlukları var mı bu işin? Yani her için bir zorluğu var aslında, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, ama tabii ki yaptığımız bazı işlerde bizim ülkemizde maalesef hani cinsiyete dayalı da bir zorluk yanı oluyor. Aslında hani bunu konuşmak yerine keşke hani başka şeyleri konuşuyor olabilsek, ama maalesef bu söz konusu olabiliyor. Tabii ki bu işin de zorluğu var. Başka bir şehre gidiyorsunuz, sürekli seyir halindesiniz. Sevdiğiniz bir işe gönül vermişsiniz, 15 senedir bu işin peşindesiniz, daha yukarıya taşımak için emek harcıyorsunuz, illaki sorunlar oluyor. Özellikle maçlara, turnuvalara giderken hepimiz kendi iş yerlerimizden, kurumlarımızdan izin almak çok sıkıntı oluyor. Aslında bunun tamamen desteklenmesi gerekir. Bu da ayrı bir konu, bizimle ilgili bir konu belki, ama bu da çok önemli bir konu. Maçlara gelip giderken sıkıntı yaşıyoruz. Kadın erkek gözetmeksizin izin problemlerimiz oluyor. İşte bizleri daha fazla desteklemesi yerine çalıştığımız kurumların bu sizin işiniz dışında bizi ilgilendirmez deyip hani kösteklenmek, desteklenmek yerine tabii bu bizi üzüyor. Kadın olduğunuz zaman evet bunu biraz daha fazla yapıyorlar. Her ortamda olduğu gibi maalesef. Tabii ki bu bizi yıldırmayacak. Yani devam edeceğiz işimizi yapmaya. Daha fazla kadın hakemin de tabii ki burada yer almasını isteriz. Ama dediğim gibi aslında cinsiyet ayrımı yapmaksızın kadın, erkek, bütün insanların, birçok insanın burada yer alıp bu insanlara bir tabii ki katkısının olmasını isteriz. Yani. Evet, nasıl yapabilirler? Yani buradan izleyicilerimize de duyuralım. Nasıl buradan gelip hakem olabilirler? Evet. İşte ya da bu işle uğraşıp zamanla antrenör olabilirler, takımları çalıştırabilirler, evet, veyahut nasıl destek olabilirler? Hakem olmak için bizim federasyonumuzun, Türkiye Görme Engelliler Federasyonumuzun resmi sitesi var. İnternet sitesinden birçok duyuruyu takip edebilirler. Zaman zaman hakem kursları açılıyor. Onların duyurusu zaten yapılıyor belirli bir süre önce kurs tarihlerinden. Onları takip edebilirler. O hakem kurslarına katılım şartları, ne zaman ve nasıl, ne şekilde olacağı orada duyurusu yapılıyor zaten. Şartları uyan insanlar oraya başvuru yapıp hakem kurslarına katılabilirler. Antrenörlük yapmaya isteyen arkadaşlar da antrenörlük belgesi temin ettikten sonra görme engelliler spor kulüplerine gidip oralarda antrenörlük yapmak istediklerine dair kulüp yetkilileriyle görüşüp orada bu işi yapabilirler. Antrenör ya da hakem değil, gönüllü olmak istiyorum. Hani ben de bu işin içerisinde olup sadece refakat etmek istiyorum. Elimden gelen ne varsa yapmak istiyorum diyen insanlar da bulundukları illerde illaki görme engelliler kulüpleri var. Birçok ilde var. Oralara gidip hani bu işi gönüllü yapmak istediklerini, üzerime düşen ne varsa ben de içinde olabilirim dedikten sonra zaten o insanlar bundan mutluluk duyup onlara da yer verecektir. Hani bu şekilde insanları yönlendirebiliriz. Bu şekilde dahil olabilirler bu camiaya. Yani şöyle bir ihtiyaç da var tabii, değil mi? Yani bazı engel gruplarını, görme engellerde mesela refakat etmesi gerekiyor bir yerden bir yere giderken. Yani bu tarz refakatçilere de ihtiyaç oluyor. Onlar genelde gönüllülerden oluşuyor. Tabii, evet. İşte farklı gruplar içinde farklı
destekler gerekiyor. Aynen. Buralarda diyorsunuz destek aynen, olabilir vatandaşlar. Destek olabilirler. Mesela bazı görme engelli dernekleri var. Oralarda sporcular ve kulüp yetkilileri ya da dernek yetkilileri dışında gerçekten duyarlı insanlar gidip orada o insanlara haftanın belli günlerinde kitap okuma ya da şiir okuma, işte şiir dinletisi, kitap okuma, onların istedikleri herhangi bir şeyi okuyup onlara mesela böyle güzel şeyler de sunabilirler. Şimdi bizde görme grupları 3 grup olduğu için hiç görmeyenler biraz daha, iyi görenler biraz daha onların üstünde, yani biraz daha iyi görebilen diye 3 gruba ayırıyoruz. Özellikle hiç görmeyen grup için söylüyorum. Yani onlara gidip orada haftanın 1-2 günü eşlik edip kitap okumak ya da ne bileyim müzik dinlemek beraber ya da ilgilendikleri bir alanla ilgili onlara yardımcı olmak, bilgi sunmak, görmek istedikleri herhangi bir şeyi betimlemek bile bu evet. Çok büyük bir incelik bence. Çok da zor bir şey değil. Her insanın yapabileceği bir şey aslında. Sadece önemli olan küçük bir vakit ayırıp biraz da gönül koyarak yani bu işi herkes yapabilir aslında. Birçok şey yapabilir bu konuda. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Ulusal Özel programıyla karşınızdaydık. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.